Cevheri konusunda mı? Evet, özellikle o konuda. Ya bu Maklubeci'nin bu seçimlerde şey yapacağını, bunun için kendini şişirdiğini ben size söyledim. Dinleyenler bilirler. Dedim ki bu adamın tek amacı kendini şişirip kendisine bir güvenlik alan oluşturup ondan sonra muhalefeti dizayn etmeye başlayacak. Niye? Çünkü daha evvel de yaptı zaten. Adamın işi bu. Mesleği bu. Mesleki sapık demiştim ben bunu o videoda. Bilmiyorum izledim mi şey videosunu. Cevheri Güven'e bir can videosu çekmiştim. İzledim. Özellikle son kısmında bayağı bir nefes nefese kaldığım bir bölüm var. Orada hatta bir benzetme yapmıştım da şimdi ya ne diyeyim? Abinin adını unuttum ya. Cigoli. Ona çok kızmışlardı bana. Cigoli niye kotun Cigoli'dir diye. Ya bu adamın bütün şeyi bu, işi bu. Ha, yayınladığı kasetler şey mi, gerçek mi? Değil. Fake olduğunu gençler hemen ispatladı zaten. Ama bunun bir önemi de yok. Biliyor musun? Çünkü hani yaymak istediği kitle farklı. Yıpratmak istediği isim farklı. Hani bunun konuşulması bile insan, hani evliysen, çoluğun çocuğun varsa, torunun varsa psikolojik olarak yorar. Bu harptir zaten. Psikolojik harptir bunu yaptı. Ha şey de olabilir. Serkan kasetin de yayınlanabilir. Yani hepimiz insanız canım. Eşimiz var, sevgilimiz var, bilmem neyimiz var. Hepimiz cinsel birliktelik yaşıyoruz. Hani her yere bir kaset, video şey koyup kaydedip kasetini alabilir. Hani bunun fake olmasının, sahte olmasının yanında. Velev ki kasetimiz çekildi. Bizden birinin mesela. Bunun bize karşı kullanılması, insanların buna mahal vermesi de bana absürt geliyor. Suç işlemiyorsun ki. Anlatabiliyor muyum? O ama Muharrem İnce konusunda iki tane vardı galiba görüntü. Ben sonradan baktım. Biri bir porno sitesinden alınmış. Diğeri de yine bir siteden alınmış ama orada farklı bir mevzu var. Orada fotoğraflar ayrı kullanmış bilmem ne. Bunların konuşulması bile absürt. Ama onun yani, amacı belli. Siyasi. Işte, buradaki sıkıntılı süreç aslında şu. Şimdi insanların sosyal medya üzerinde senin de söylediğin gibi muhalif veya senin benim gibi insanların bunu konuşmaması gerekiyorken muhalif bir arkadaş WhatsApp'tan chat diye gönderip aa bak bu çıkmış. Ya diyorsun ki bu gerçek değil ve gerçek olmadığını kanıtlıyorsun. Aa zaten yaşasa da zaten yapabilir biz de yapmıyor muyuz? Aynen senin söylediğin gibi. Arkadaş sen buna inanmışsın. Bizim millet magazini seviyor. Bizim millet magazini gerçekten seviyor. Gerçekten çok seviyorlar ya. Biz toplum olarak öyle bir toplumuz. Magazini severiz böyle dedikoduyu. İkinci olarak da kesinlikle. O şahsın karşılığı var maalesef muhalif cenahta. Ve belirli bir kitle inanır mısın? Yani ben çevremde gördüm bir gün. Bir tane abla işte 45-50 yaşlarında. Çağırdı ya Serkan sen sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsun. Bak şu adamın videolarını hiç izliyor musun dedi. Açtı böyle bir baktım abi Cevheri Güven. Allah'ım dedim. Diyor ki o kadar güzel şeyler anlatıyor ki böyle. Ya dedim gerçekten izliyor musun bunu? Gerçekten izliyorum dedi. Ya ve bu Serkan abi insan. Serkan abi çok özür dilerim. Şunu söyleyeceğim. Memleket Partisi'nin kurucu kişilerinden biriyle Ayberk Bey'le ben bir Twitch yayını yaptım ve 6 kişi izledi bu yayını. Cevheri Güven bana bile saldırdı yani bu adam böyle bir adam. Sinekten yağ çıkarmayı seviyor yani açıkçası. Bu arada Erlik hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan şöyle bir şey var. Bu tarz yayınların karşılık bulmasının sebebi komplo teorileri çok basit. Çok kolay. Komplike olayları çok basite indirgiyorsun. Çok basit bir şekilde anlatıyorsun. Bu yüzden de izleyen kişi de çok kolay bir şekilde yani pek bir zeka seviyesi gerektirmeden ben bütün mevzuları çözdüm, ben bütün gizemleri çözdüm, kafama oturdu diye rahatlıyorsun. Rahat izletiyorsun. Yani bütün sorunları, ülkedeki sıkıntıları çözüp öyle yatıyorsun gece. Hiçbir sorun kalmıyor kafanda. O şekilde sunuluyor sana. Şimdi bu şey değil, bu hikaye anlatıcılığı, bu kurgu, bu science fiction, bilim kurgu bu. Gerçek değil, bir karşılığı yok. Ben eskiden böyle fantastik iddialarda bulunduğu zaman bu floodlar yayınlardım. Bunda benim mevzum zaten öyle başladı. Bu video yayınlardı. Aradan yarım saat geçerdi ben flood'ı döşerdim. Bak şurada yalan söylüyor. Bununla alakası yok, bununla alakası yok diye yalanı koyardım ortaya. Zaten oradan gıcık kaptıydı. Denedi sonra bana karşı bir şeyler. Elinde patladı, o ayrı konu. Çok zor değil. Eğer dijital okuryazarınız varsa gireceksiniz işte tarama şeylerine, platformlarına. Hemen tarayacaksınız, bakacaksınız ki o işin aslı öyle değilmiş. İsimler bazen birbirlerini karıştırılıyor. Bazen kronolojiyi değiştiriyor, tarihi değiştiriyor. Büyük olayları birbirine bağlıyor. Ama şunu sormanız kendinize gerekiyor bu videoları izlerken. Her cümleden sonra bunun kaynağı ne? Şimdi böyle bir şey iddia etti. Bunun kaynağı ne? Hiçbir kaynağı yok. Hiçbirinde kaynak yok.
Yani Cevher Yükmen'in kaynakçası şu. Ben söyledim, siz inanacaksınız. Bu. Ya ben sana bir olay anlatayım. Serkan biz aramızda konuşuyoruz ya, biliyorsun evet, şeyleri. Bu siyasi mevzular. Şimdi ben burada sana bir hikaye anlatırım var ya. O onunla yatıyormuş, o onunla kalkıyormuş. Kulislerden aldığımız bilgiler var ya, biz az çok biliyoruz milleti. Neler anlatırım sana burada? Saatlerce anlatırım. Böyle şey de gerek yok. Edit medit de gerek yok. Şey de gerek yok. Böyle video falan da gerek yok. Dümdüz anlat. O onunla yatıyormuş, o onunla kalkıyormuş, o ona gidiyormuş falan. Ama bu araştırmacılık değil. Ha, bu gazetecilik değil. Bu dedikodu, mahalle dedikodusu. Aramızda yaptığımız dedikodular bunlar. Ya ben bir seçim güvenliği videosu paylaşmış, tamam mı, bu Cevher'i. Ondan sonra bir arkadaşım attı. Doktor da hatta bahsetmişimdir sana belki. Yurt dışından, ya Serkan işte şunu izlesene çok önemli dedi böyle, işte yani seçim güvenliği açısından. Abi açtım bakıyorum böyle. İşte şey diyor, şey diye giriyor konuşmaya. Gökyüzü mavi, süt beyaz, işte tavuğun lezzeti şöyle. Yani bildiğimiz şeyler, doğruluğu kesin olan şeyler diye başladı. Sonra dedi ki İnce AK Parti'ye çalışıyor, Muharrem İnce. Hatta o sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim güvenliğinden, seçim sisteminden Mehmet Ali Çelebi sorumluydu. Mehmet Ali Çelebi nerede? Bugün AK Parti'de. Bakın Muharrem İnce de AK Parti'ye çalışıyor diye adam buraya bağladı. Ya dedim ki arkadaş, o sistem, çöken sistemle Mehmet Ali Çelebi ilgilenmiyordu ki. Yani ben bunu direkt bildiğim için, doğrudan bildiğim için, adam bak hani gökyüzü mavi, süt beyaz, sistemle Mehmet Ali Çelebi ilgilenir. Zın. Ben düğmeye bastım orada. Dedim ki bir saniye kardeş, sen yalan söylüyorsun. Bununla Onur Sal adı güzel ilgileniyordu. Ne alakası var? Hani Muharrem İnce'ye bir çakacak ya. Öncesinde bir yerini hazırlıyor. Ya ben de sana kurgu yaparım. Sen, dediğin gibi kurgu yaparım sana. Ne hikayeler anlatırım ki birbirine bağlamak konusunda? Onun bir karşılığı yok. Ha bunu da... Ya, bu hesaba göre ülkenin yarısı FETÖ'cü yani. Bu adam kendisi, hesabına göre. Kendisi bunu da tatmış oldu. Bunun nasıl bir şey olduğunu benim hakkımda video yaptı. Şimdi bana DM'den küfür eden Cevher Yükmen fanları da gidip tekrar o özür dileme videosunu Cevheri'nin sike sike affedersin gidip izleyebilirler. Tekrar izlesinler Cevheri'nin nasıl benden özür dilediğini, nasıl hata yaptığını kabul ettiğini. Tekrar izleyin kardeşlerim. Gazetecilik başarısı görün. Yani sizin kralınız gelse bakmayın biz böyle cana yakın falan konuşuyoruz. Hiç şansı yok. Hiç metodolojide hiçbir şeyde şansı yok. O yüzden lütfen tekrar gidin izleyin. Hani zevke gelmeniz açısından. Kendinizi hatırlatın bunu. Yani hayatın gerçekleri şey değil. Boş laf konuşmakla olmuyor. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle dikerler. Cevheri abiniz de aynı öyle oldu. Evet Serkan. Dur hatta. Onun ben bir tweetini atmıştım. Bugün senin videonun linki de vardı tweette. Onu yukarıya bir sabitleyeyim. İzlemek isteyen arkadaşlar. Ya. Gerçekten merak eden arkadaşlar olur. İzlesinler çünkü. Ben bu arada Erlen'in o videosunu sadece küfür bölümünü uyumadan önce her hafta 3 kere 4 kere o dozu alıyorum. O aşırı keyifli uyuyorum ya. İyi ki sövmüşsün o adama. Ama gerçekten. Bak 5 dakika boyunca küfür yedin. Sonra gidip videoyu silip bir de özür diledin. Yani nasıl yuttun onu? Nasıl yedirdiler sana onu? Hayatın gerçeği böyle işte. Yani şey şov yapmaya benzemez o meseleler. Daha fazlası da vardı da ben ileriye gitmedim orada. Bakmayın ben hakikaten çok ahlaklı bir adamım. Daha da fazlası vardı. Ben ileriye gitmedim orada. Yani ona da ileriye gitmedim. Onun mesela onun hakkında detayları falan da girebilirdim onu yapmaya çalıştık. Ben sadece benim hakkımda attığı iftiralara cevap verdim. İlk defa biri ciddi alıp cevap verdi. Millet cevap vermiyor mesela. Daha da ileriye gitti. Sonra biliyorsun şeye dahil oldu. CHP'nin içlerine dahil oldu. Bakıyorum CHP çocuklar paylaşıyorlar bunu. Oğlum siz aptal mısınız? Görmüyor musunuz? Sizin iç işlerinize dahil oluyor. Partiye şekil vermeye çalışıyor. Bu mal mısınız? Görmüyor musunuz bunu? Yok abi uyuyorlar. Efsunlu bir şekilde. Ya Efsun ne erlik gözünü seveyim ya, ben benim attığım bu tweette mi yazmıştım ben, hatta bu tweette yazıyorum değil mi? Benim kaç senesinde CHP üye, aynen bu tweette Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğumu, kaç senesinde istifa ettiğimi görebilirler yani bu arkadaşlar. Hatta bana hala CHP'den SMS'ler gelir. Ya bu arkadaşlara karşı şey, bu arkadaşlar dedim, bu adamlara karşı özür dilerim. Bu adamlara karşı beni karşılarına alıp sen yalan söylüyorsun bak bunlar doğru söylüyor diye böyle diyen insanlar var. Ya inanır mısın? Gerçekten şaşırmaktan öteye geçemiyorum yani. Ben onu elektriğe benzetiyorum biliyor musun? Şimdi bir kişi hakkında gereksiz uzun konuştuk zaten de gündem olduğu için. Şey var, Yeni Şafak'ta mı ne? Uzun saçlı bir eleman vardı. Hatırlıyor musunuz onu dinleyenler? İbrahim Karagül müydü? Neydi adı?
Karagül müydü adı? İbrahim Karagül'dü galiba. Onun böyle makaleleri olurdu. Ben eğlenmek için şey yapardım, okurdum böyle. Onun böyle makaleleri olurdu. Dan Brown romanı gibi başlardı böyle. Londra'da bir şey işte. Demek istemiyorum da çok komik adam ya. Londra'da bir şatoda düğmelere basıldı. Pazar günüydü. Türkiye hakkında karanlık eller kararlarını vermişlerdi lordlar. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekti falan. Böyle şeyler yazar o, makaleler yazar uzun uzun. Biraz Cevo'yu ben de ona benzetiyorum. O da öyle hikaye sıkıyor onun gibi. Ya işte hedef kitle benzererlik. Şimdi beyin süzgeci olmayan insanlara oynuyorlar. Yani çok basit, ya oğlum, basit yere oynuyorlar. Ben 2 senedir aktif içerik üretiyorum. Bak, nice olaylar yaptım. İşte gri pasaport skandalı, carçut, bir sürü şey ortaya. Kara para aklama, Spotify'da ama bir sürü dosya yaptım, hazırladım. Patlayanlar oldu bunların arasında. Haber olanlar oldu, tutuklananlar oldu. Bir sürü şey patlattım. Benim en çok izlenen içeriğim ne biliyor musunuz? Nihat Doğan'ın hayatı ve ölümü. 1,5-2 milyon. Ya şaka gibi yemin ediyorum, magazin olanı seçmişler ya. Millet gitti Nihat Doğan'ın hayatı ve ölümü. Millet ne... Millet onu izledi. Hani tamam yine şikayetçi değilim benim izlenme sayılırdan ama yani milletin en çok izlediği şey oldu. Adamın umurunda değil. Onu da hani bir günde minen dedim. Onu tek çekmiştim böyle sövüp sayıp klasik küfredip şey çıkmıştım. Ha bir de tabii şey hayatıyla ilgili böyle araştırma da yapmıştım. Tabii de zor bir şey değil yani sonuçta adam medyatik bir tip. Gazetelerde falan arşivde duruyor. Yani önemli değil. Karşılık bulan bu. Dolaylı olarak o da ona göre kurguluyor. İşte o ona gitmiş, o ona vermiş falan böyle. Birkaç medya küpürü, birkaç şey. Kafana göre işte bazı şeyler kurgular. Ne hikmetse de sürekli her videoda şey var. İşte eskiden emniyet böyle değildi. Emniyette ne yiğitler vardı, operasyonlar yapıyorlardı. Orada da ne, hepsi tabii tutuklandı, hepsi içeride. Videoyla alakası yok, anladın mı? Geçen şey sallıyor mesela. Oğuzhan'la bizim Cüneyt Özdemir'e. Diyor ki Oğuzhan gerçeğini iptal etti mesela, bak bu da elinde patladı gerizekalının cevherini. Şey diyordu ya, Oğuzhan diyor yayın yapacak, Cüneyt yapacak, Anadolu Ajansı kaynak veriyorlar. İşte Anadolu Ajansı manipülasyon yapacak, bunlar milleti böyle kandıracak diye başlamıştı böyle şeye. Şimdi Cüneyt de Oğuzhan da aynı gün şey dedi, hem Anka'dan alacağız hem Anadolu'dan alacağız. İkisinden, Anka'dan da alacağız diye. Yani Anadolu, Anka Ajansı'ndan da alacaklardı. Şimdi bunu bilmesine rağmen, bilmemesine imkan yok çünkü aynı tweette yazıyor. Böyle bir iddia ortaya atmıştı mesela. Şimdi Oğuzhan mesela yine yapmıyor. Ne oldu? Hani Oğuzhan'ın babasından dolayı, bak bir de nereye bağlamıştı? Ruh hastası manyak. Ben bir dakika şeye inanıyorum bu arada. Bu adam buna inanıyor. Hani gerçekten anlattığı şeylere inanıyor. Bu şey değil artık. Bu bir ruh hastalığı. Psikolojik bir sorun. Şey diyordu, Oğuzhan'ın babası Göktaş davasından bağlamışlar da Cartu abi öyle bir şey de yok. Ben Göktaş davasının iddianamesini biliyorum. Avukatları Ersan Barkın'ı tanıyorum. Kaç kere yayın yaptık Ersan Bey'le. Öyle bir olay da yok. Oğuzhan'ın babasını oradan bağlamışlar. Oğuzhan da işte babasıyla tehdit edip şey demişler, seçim yayın yapacaksın, milleti manipüle edeceksin diye. Şimdi Oğuzhan iptal etti yayın, ne oldu? Hani Cevo? Hani aslanım? Hani yiğidim? Hani kaplanım? Abi yani inanılmaz yalan konuşuyor. Öyle biri. Milleti korkutma şeyinle. Tabii millet, Oğuzhan'ı tanıyorsun. Teori de şey ciddi. Ha, Oğuzhan almış iktidar falan böyle. Ne dönüyor arkada falan diye Cevri abimiz anlatıyor. Bir karşılığı var mı? Yok. Ama ilginç. Ama şey gibi mesela. Wattpad'de yazabilirim Serkan mesela. Wattpad'i biliyorsun değil mi? Böyle genç kızların yazdığı fanfiction, evet. Yazıyorlar. Oraya yazabilir mesela. Orada karşılık bulur kesinlikle. Buyur lafını kestim. Değil mi? Vampirle kurt adamın sevgili olması falan gibi böyle yazılar yazılıyordu Wattpad'de. Ya karşılık bulamıyor belki. Ama amaçlarına bir şekilde ulaşıyorlar sanki ya. Yani bir gerçekten bir kesim gerçekten etkileyip Ceren senden eko geliyor. Aa, pardon, açık kalmış. Tamam. Yani bir kesim gerçekten etkileyip şey yapıyorlar sanki, yani olmamasını sağlıyorlar. Yani Muharrem İnce'ye ciddi bir saldırılar, yani ciddi saldırılar son 2-3 günde. Keza Oğuzhan yayını yapacakken şöyle bir iddia ortaya atıp ve bir kesime ulaşabildiği için ve muhalif kesime de bunu inandırabileceği düşüncesi bile belki bir yayının iptal edilmesine, belki tabii ondan sebepli değildir. Oğuzhan açıklamasını yapar veya konuşuruz ilerleyen sürede. Ben konuşmadım yani yayınla alakalı iptal nedenini. Ama oysa bile yani bir derece etkisi varsa bile etkilemesi sinir bozucu. Yani benim sinirlerim buna bozuluyor zaten. Yani biz mesela, o adam oradan video paylaşıyor. Biz burada sahte olduğunu kendi muhalif arkadaşlarımıza kanıtlamak zorunda kalıyoruz sürekli. Ve o hesabın sahte şeyler paylaştığını kabul etmiyorlar. Ya bu Ali bir şey vardı. Bu bir işte Cevheri'nin paylaştığı Ali neydi? Yeşildağ mıydı?
Ya bir Twitter hesabı açmışlar. 300 abicim 300 küsür bin kişi daha takip ediyor. Ya dedim kim takip ediyor arkadaşlar bunu diye. Gençler şey yazmış. Abi Zülfü Livaneli bile takip ediyor yazmışlar. Ya onlar şey zaten ya bu Türkiye'de bu son dönemde ben eskiden mesela televizyondan izlediğim insanlardı. Sadece o değil birçok var onun gibi. İşte gazeteci, ünlü bilmem ne, cartçurt. Camianın içine girdikten sonra bakıyorsun ya bunlar alay ahrazmış ya. Alay cahilmiş ya. Ya böyle bir şey yok. Ya kulaktan duyma bilgileri inanan, düzgün araştırma becerisi olmayan, mantık yürütemeyen insanlarmış bunların alayı. Ben bunu gördüm. Özellikle bu seçim döneminde, özellikle son bir senede. Ya İddialı zaten... referans alıyor Serkan dediğin gibi. Dediğin doğru. Milletimize referans alıyor. Bu bunu takip ediyorsa kesin bunda iş vardır diye. Ya zaten herkes birbirinin tabiri caizse kuyruğuna bağlanarak bu tarz bilgileri götürüyorlar. Yani cevheri güven gibi insanlar diyeyim, insan diyorum ama işte neyse. Bu tarz insanlar WhatsApp gruplarındaki dayılar ve teyzelerin yaptığı sohbeti YouTube'a taşıyor yani. Başka bir şey yaptığı yok. Adamın söylediğinin ne önü var ne arkası. Yani bunun hesabına göre bu ülkede 5000 tane FETÖ'cü varsa 80 milyon FETÖ'cüye döndürdü. Yani bu adam herkesi FETÖ'cü yaptı ama kim FETÖ'cü çok belli değil mi ya? Neyse. Erli'ye bir soru sorayım mı Serkan? Buyur tabii Tezcan, ne demek yani? Soru sorayım. Erlik, merhaba. ya dedim araya girmeyeyim. Muharrem İnce Millet İttifakı mitingine katılmazsa ya da doğrudan Memleket Partisi seçmenine yönlendirme yapmazsa seçmenin yönelimini nasıl görüyorsun? Dağılım yani en çok ne tarafta olur sence? Yani mesela az önce bir hanımefendi boykot edeceğini söyledi. İşte daha önce konuşan bir iki kişi milletvekilliğinde Memleket Partisi'ne vereceğini ama mesela çekilmesine rağmen yine de Muharrem İnce'ye basacağını belirtti. Sen nasıl görüyorsun? Tezcan Bey araya gireyim bu arada. Ben hanımefendiye baktım. Yeri gelmişken söyleyeyim. Kendisi AK Partili profilinden baktım. Az önce konuşan ben işte bazen böyle Twitter attığım zaman çok küfür eden şey oluyordu. İşte Memleket Partililer yani görünürdü hesapta PP'si falan. Sonra bakıyordum şey işte retweetlere falan bakıyorsun profilinde. AK Partili dönüyoruz mesela şey değil. Memleketli değil yani böyle çok hesap vardı benim de gördüğüm. Sonradan zaten. Evet evet yorumlara bakın göreceksiniz. Dikkat etmeye başladım ben de ama şunu söyleyeyim sana Tezcan. Muharrem İnce çağrı yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum. Onlar aralarında artık ne konuşacak ne anlaşacaklar onları bilemiyorum. Yani mitinge gider mi gitmez mi çağrı yapar mı yapmaz mı onları bilemiyorum ama bir kesim hani bu %1 mi olur artık neyse bir kesim zaten protesto edecek. Yani sandık katılımlarının %100'ünü sağlayamayız. Keşke öyle olsa. O var yani o kesim var. Ha Muharrem ha Sinan o ana şu ha bu. Onlar protesto edecekler zaten. Ama bence bu azınlığı çok büyütüp de şey yapmaya da lüzum yok. Yani gündem yapmaya psikolojik olarak işte kitleyi etkilemeye de gerek yok. Çünkü baktığın zaman son süreçte hani bunu baştan söyleyeyim Muharrem İnce'nin pek bir şansı da yoktu aslında çekilmekten başka. Çünkü son bir ay pek iyi gitmedi onun için. Kendi suçundan dolayı da demiyorum bu arada çok saldırıya doğradı. Zaten bunu söylemiştik daha önce. Fatih Altaylı'nın programıyla başlayan bir sarmal var. İşte, Candaş Tolga ile devam etti. Babalay'la da devam etti. Gitgide işte dibe. Gitti son anketlerde de görüyorsun onu. Oradaki oyların birçoğu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaydı. Kaymayanlar Sinan Oğan'a kaydı. Bu noktadan sonra da bir kısmı Kılıçdaroğlu'na gidecekse bir kısmı da Sinan Oğan'a gidecektir. %1'in birinde birini kaçını böleceksin artık. Anlatabiliyor muyum? Daha da şey olacağını sanmıyorum. Büyük bir etkisinin olacağını sanmıyorum. Ama protesto eden bir kitle olacaktır. Yani onları ikna edemezsin zaten. Çünkü adamın şeyi belli. Ben diyor iki aday arasında sıkışmak istemiyorum diyor mesela. Şimdi ne yapacaksın buna? İkna edemezsin ki. Ben iki aday arasında sıkışmayacağım diyor. Ya da vermem. Ya ben gördüm evet. Bu arada demiştim o zaman. Bu çok küfretmeyin. Hani yarın öbür gün çünkü şey biliyordum baştan. Muharrem İnce'nin geri çekileceğini kendisi dedi zaten. İki gün kala çekiliriz gerekirse falan dedi. Oradan belli yani anla. Orada mevzu daha çok şeydi. Ne kadar ileriye gidebilirim? Ve hani olası bir durumda stratejik olarak nasıl bir elim ne kadar güçlü olur masaya oturduğum zaman. Gayet politik yani. Gayet dümdüz politika. Tezcan'cığım. Cevaplayabilir miyim? Tabii teşekkür ederim. Şeyi de merak ediyorum. Yani mesela yine birisi söylemişti. İşte Muharrem İnce'ye yapılan saldırı, işte suikast, itibar suikastı artık ne dersek adına işte sahte dekontlar, işte sahte kasetler vesaire için muhalefetten destek görmedi. Söylemine ne diyorsun? Mesela
Orada ben belki yani burada çoğu insan katılmayacaktır belki ama mesela ya şöyle bir ortam yok muydu? Yani işte Muharrem İnce bunu tarzı öyle bir eleştirmek için söylemiyorum da işte CHP üst yönetimini eleştirirken işte bir tarafta Hizbullah, bir tarafta PKK vesaire söylemlerini dile getirirken bir taraftan da işte bu işte FETÖ'cülerin bu şeyleri yapılırken hani birisi de çıkıp ya da işte Kılıçdaroğlu da çıkıp aa pardon ya işte burada da böyle böyle Muharrem İnce'ye yanlış yapılıyor, ayıp ediliyor yani diyebilir miydi sence? Kısa ve öz, Muharrem İnce'ye FETÖ'cüler kumpas kurarken niye insanlar destek çıkmadı, siyasiler? Bunu mu soruyorsun? Ya muhalefetin işte Muharrem İnce'ye bu yapılanların karşısında muhalefetin Muharrem İnce'ye destek vermemesi konusu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bildiğim kadarıyla destek çıktı bu son açıklamasında. Diğer taraftan kendisi de muhalefeti eleştirdiği için onlar da büyük ihtimalle şey düşündü. Yani düşmanıma saldırıyorlar. Ben niye araya gireyim? Yesinler birbirini diye bir düşünce yürütmüş olabilirler. Bence mesela Ali Babacan falan büyük bir ihtimalle öyle bir kafadaydı. Onların destek çıkacağını da sanmıyorum. Ya Ali Babacan erlik, gözünü seveyim. Ne yaptın ya? Babalada da şey cevabını unuttun mu? Yani işte orada da diyorum yani. O yüzden onu bekliyorum. Kılıçdaroğlu hem partidaşı hem işte eskiden birlikte çalıştığı bir insan. Dolaylı olarak da onun destek açıklaması gayet normal. Yani evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değil iki tane destek mesajı vardı ve sert bir şekilde hatta gelin beraber bunlara karşı çalışalım şeyinde. Ben belki yani Muharrem İnce o yönelime gitse gerçekten çalışırlar mıydı? Kemal Bey'in davetini çok yani bunu direkt sosyal medya üzerinden tweet şeklinde herkese açık bir şekilde atmasını Muharrem Bey karşılık verseydi ciddi bir şekilde o masaya sert bir şekilde oturacağını düşünüyordum. Yani altılı masa gerçekten yedili masa ve memleket partisi kadın olsaydı. Kurduğu söylem şey olduğu için üçüncü yol olayı kendi bu denge oturttuğu için sen ikinci yola girdiğin zaman üçüncü yol olmaktan çıkıyorsun. Bir özelliğin de kalmıyor o zaman. Evet, evet, evet. Sorun orada doğru. O zaman da küfür ettiğin, hadi küfür ettiğin demeyeyim bu kitleler için geçerli de saydırdığın Babacan ve Davutoğlu ki eleştirilerin çoğu da haklı yani ona da bir şey demiyorum ama saydırdığın Davutoğlu ve Babacan'la oturmuş oluyorsun ve inandırıcılığın kalmıyor. Dolaylı olarak da kitleyi peşinden götürebilecek misin ya da Sinan Oğan'a mı kayacaklardı? O da var. O da şey düşünmüş olacak ki ya parti bazında memleket olarak ilerleyelim. Zaten pek de iyi gitmiyordu onun için. Tahmin ediyorum ki o arada sert politikasını son bir ayda süren var ya programdan programa gitmesi. İşte çok sert saydırmasını şey diye düşünüyordu. Ben gitgide arttırırım oylarımı bu şekilde. Çünkü iyi bir start yakalamıştı özellikle deprem sürecinden sonra. Ama işte burada iletişimde mi hata yaptılar, danışmanları mı yaptı yoksa kendisi mi böyle düşündü? Tam tersine çıktı, her programda daha da eksiye gitti. Ben mesela her programdan sonra samimi bir şekilde yapıcı bir eleştiri olarak hep yazıyordum tweetlerime. Diyordum bakın böyle böyle bu şekilde gitmez. Fatih Altay'dan sonra, Candaş Tolga'dan sonra, Babala'dan sonra ki Babala'yı yeni izledik full. Orada da yorumladım bakın burada yanlış yapıyor. İşte bu şekilde ilerlerse eksiye gider diye. Kendi takipçileri de biliyor. Nitekim öyle oldu günün sonunda. Fazla da bir şansın kalmadı. Yani çekilecekti zaten o belliydi de bu şekilde çekilmeyecekti en azından. Ben başka bir soru buyur abi. Buyur Serkan abi. Ben şöyle söyleyeyim, senin söylediğin gibi açıkçası benzer bir görüşü ben de belirtmiştim. Kendilerine derken yani ekibine desem daha doğru olur. Yani bir noktadan sonra muhalefet yapmanın doğru olmadığını yani mevcut hükümete ve sisteme muhalefet yapmanın daha doğru ve stratejik anlamda daha olumlu olacağını kendilerine görüş olarak bildirmiştim. Ancak senin de söylediğin gibi Muharrem Bey o şekilde devam etti. Ben de senin gördüklerinin aynısını zaten hepimiz gördük erlik açıkçası. Bu arada az önce o bahsettiğimiz Ali Yeşillağ mıydı hesabını Sinan Oğan da takip ediyormuş. Ben şimdi gelen yorumlara baktım. Acaba gerçekten öyle mi diye. Ümit Özdağ, ondan sonra işte Sinan Oğan ve hatta bir gazeteci hatta birçok gazeteci takip ediyormuş o hesabı. Çok şaşırdım. Şimdi gençler yazmışlar direkt yorumlara. İnanılır gibi değil yani.
Öyle hassasiyeti yok o şeylerin. Daha evvel başka hesaplarda da biz böyle dediğimiz zaman şey diyorlardı, hani abi biz de bakıyorduk işte, hani böyle açıklamalar yapıyor. Takip edelim bakalım ne diyor diye takip. Onların takip anlayışı herhalde biraz farklı. Bilmiyorum, ben doğru da bulmuyorum bu arada. Çünkü insanlar referans alıyor. Sen takip ediyorsan demek ki hakikaten önemli biri diyor. Daha demin söylediğimiz gibi. Bunu onlar görebiliyor mu, o da ayrı bir konu. Ha, işte Serkan. Siyasete Ben bir girsin. şey soracaktım ama Sor bakalım, sorabilir hadi. miyim? Sor bakalım. Heh, soruyorum. Geliyor. sizce olası bir, yani çekilir demiyorum da, Sinan Oğan da adaylıktan çekilse bu muhalefetin mi işine yarar, iktidarın mı işine yarar, yoksa eşit mi paylaşılır? Sinan Oğan kimden oy aldığına bakacaksın. Muharrem İnce mesela şeyden alıyordu, AK Parti'den alıyordu. Yani bu gerçek. Çoğunluğunu almıyordu, o ayrı bir konu. AK Parti'den alıyordu. Son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla muhalefetten aldığı oyları da büyük ihtimal geri gitti zaten. O daha çekilmeden. Şeyden, anketten falan görüyorsun yani, Kılıçdaroğlu'nun artışını, İnce'nin düşüşünü, Oğan'ın da düşüşünü, şey, yükselişini görüyorsun. Büyük ihtimal Oğan'a da geçti oradan. Kimden daha çok oy aldığına bakman lazım. Oğan MHP kitlesinden alıyor. İşte küskün MHP'liler var. Hakikaten var. Onlardan da alıyor. Oğan'ın kitlesinin muhalefete kayacağını ben düşünmüyorum bu arada. Geri çekilirse. Protestoya gideceklerdir. Çünkü hakikaten hani o iki seçeneğe oy vermek istemeyen insanları zorla şey itemiyorsun. Bir seçeneğe itemiyorsun. Yani hakikaten kendileri inanmadıkları sürece, bir politik şey, söylem, diskur oturtamadığı sürece şey yapamazsın. İtemezsin yani. Kalkıp da Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz diye. Şey yapabilirsin, şey söylemini yapabilirsin. Mesela öyle yaptılar. Vicdan yaptı o, biliyorsunuz. Hani dedi ya, ülke elden gidiyor. İşte demokrasi elden gidiyor. Başka bir alternatif yok. Çok sevdiğimizden değil, hani mecbur oy vereceğiz diye. Mesela o da gidip öyle çağrısını yapmıştı. O yüzden çağrı yapmıştı. Hani ilk turda bitsin mevzu diye. Böyle bir söylem geliştirebilirdi ama buna sanırım şu bir haftadır şey yapıyorlar. Ona göre propaganda geliştirdi CHP'de. Ona göre reklam kampanyası falan yapıyorlar ama etki eder mi olası bir geri çekilmede? Ben geri çekileceğini de sanmıyorum. Etki edeceğini de sanmıyorum. Tatmin ettiyse seni. Yalnız ben bugün bu yayını açarken erlik şey düşünüyordum ya, hani mümkün olduğu kadar memleket partili arkadaşlar alıp hani onların şu süreçteki hislerini, sonra kime oy vereceklerini, kime oy vermeyeceklerini, hatta boş oy verecek arkadaşları bir şekilde ikna edip ya da yani oy vermemeyi, Cumhurbaşkanlığında geçerli oy vermemeyi düşünen arkadaşları bir şekilde ikna etmeyi düşünüyordum. Çünkü sen de biliyorsun ki boş oy kullanmak veya geçersiz oy kullanmak veya gidip oy kullanmamak mevcut hükümetin, mevcut iktidarın devam etmesini kabul etmek demektir. Ondan sonra şimdi bir süre sonra tabii ki yayın akışı uzayınca sağ olsun Ceren de geldi yardıma. Dedim ki ya Ceren, dedim dikkat et, provokatif hesaplar şeye gelebilir. Hani biz istemiyoruz, biz şey yapacağız tarzı gelebilir. Ceren tespit etmiş yani. Bir hanımefendi gayet mantıklı ve makul şekilde anlattık. Bak şu şu sebeplerden dolayı oy vermen gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı hükümetin değişmesi gerekiyor. Keza bu öğlen tekrar bir yayın açmıştım. Açtığım yayında iki tane hanımefendi, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi, diğeri Memleket Partisi'nden yönetici ve o kadar güzel konuştular ki, ve ikisi de şey dedi ya, 5 yaşındaki çocuklarımızın geleceği için mevcut hükümetin değişmesi lazım. Ama ne dedi? Memleket Partili dedi ki, ben dedi bir oy Kemal Bey'e atacağım, bir oy da Memleket Partisi'ne, umarım dedi milletvekili çıkarabiliriz. Keza aynı şekilde, hatta ben Muharrem İnce'nin çekilmesinin pozitif anlamda karşılığı olacağını söylemiştim. Çünkü çok ağır iddialar vardı. Sen de biliyorsun iddiayı. AK Parti'ye çalışıyor. AK Parti'den para aldı bilmem kaç milyon dolar. Veya bu kasetlerle, şantajlarla tehdit ediliyordu Muharrem İnce. Şimdi AK Parti için çalışıyor diyorlardı. Para aldı diyorlardı. Muharrem İnce bir anda çekildi. Bütün iftiralar boşa çıktı. Bak memleket partililer veya birçok konuştuğum genç, abi ben Muharrem İnce'yi çok seviyorum ama çok iddia var. Bunlar doğru mu değil mi diye soruyorlardı. Şimdi bu iddiaların hepsi boşa çıkınca ben gençlerin birçoğunun gönül rahatlığıyla, özellikle sen de biliyorsun Serkan, lafını böldüm de yani o iddia silsilesi bitmez, ben sana yok yok söyleyeyim. iddia değil de şurası Bir çok önemli burada. iddia çıkıyor. Bu sefer de derler ki ya evet, Muharrem'in geri çekilmesi de AK Parti projesiydi Ah derler. onu da Yani onun dediler. sonu, Harbiden dediler artık. sonu gelmez Dediler dediler. başta Muharrem'i hiç iplemeyecekti. Bak ciddi, hiç iplemeyecekti.
Yok Fatih Portakal ne demiş, ona DM'den yazayım, Fazıl Say'la hiç girmeyecekti o mevzulara. Hiç girmeyecekti. Bir kere bulaştığın zaman seni çekerler aşağı. Biz de görüyoruz ama Twitter'da sabah ben görüyorum, örgütlü o çocuklar yani örgütleniyorlar. Başlıyorlar senin hakkında bir şey yapmaya, bir şey yapmaya. Yani bu çok seni bir kere içine çektiği zaman, seni bir kere dokunulur kıldığı zaman sen de öfkeleniyorsun, başlıyorsun bu sefer muhalefeti sallamaya. Adam canlı yayına çıktı, Twitter hesaplarının şeylerini gösterdi. Yani burada benim tanıdığım şu şeyler, troll çocuk onlar. Onların şey paylaşımlarını gösteriyordu mesela. Bak böyle yazmış, böyle demiş benim hakkımda diye. Bu da onları daha da gazlıyor. Bak ciddiye alınıyoruz işte, ekranda gösteriyoruz. Daha da abartıyorlar. Daha da fazla yazıyorlar. Daha da yani trollük seviyesini artık daha da arttırıyorlar. Ne bileyim şey muhabbeti vardı. Bu Korkmaz Tavukçu olayı vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun diye. Ya Korkmaz Tavukçu olayı var. Ben benzer bir konuda tanıdığım değerli bir büyüğümü de uyarmıştım açıkçası. Özgür Hoca'yı biliyorsun. Özgür Demirtaş'ı. Kulakları çınlasın. Özgür Hoca konusunda da çok fazla espri yapılıyordu. Biliyorsun Selahattin Demirtaş'la alakalı. Ben Özgür Hoca'ya dedim ki hocam dedim yani bu tarz şeyler yapılır. Ciddiye almayın. Şimdi bu arkadaşların... Doğru bulmuyorum bu arada. Kimse ailesini seçemez. Aile ailedir. Yani Özgür Demirtaş'ın geçiyorlar abisi yüzünden anlamıyorum. Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dedim, ne oldu amcaoğlu? Bu tarz esprileri ciddiye almayın dedim. Ciddiye alırsanız bakın dedim daha profesyonel bir şekilde daha iyi editleyen kişiler daha iyi görseller hazırlarlar. Hani bu tarz şeyleri ciddiye alırsanız aynı senin az önceki önerdiğin olay ve Özgür Hoca alıp paylaştığı zaman normalde 15-20 kişi 50-100 kişi görüyorken Özgür Hoca cevap verdiği zaman veya paylaştığı zaman daha fazla kişi girdi ve senin de söylediğin gibi dokunulabilir hale geldikten sonra daha fazla bu konuyu kaşıdılar kaşıdılar. Selahattin Demirtaş bir tweet attı, sen de gördün, tüm Türkiye gördü diyebiliriz açıkçası bir espriyi. Yani anlattığın konu gerçekten bazen mesafeli durmak gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Bana da avukatlarım zaman zaman uyarıyorlar. Bak bundan uzak dur diye. Ben de mümkün olduğu kadar uzak durup yanıt vermemeye çalışıyorum. Aynı şekilde. Ben hemen cümlemi şöyle tamamlayayım. Şurada kalmıştım. Özellikle milletvekilliği konusunda sen de biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bazı partilerden, hatta isim isim söyleyebiliriz niye bazı partilerden diyorsak, gerek Mustafa Yeneroğlu olsun, gerek Sadullah Ergin olsun, gerek İzmir'de gösterdiği milletvekilinden dolayı birçok genç veya birçok partili gerçekten Memleket Partisi'ne ve Türkiye İşçi Partisi'ne yönelmişti. Ve Memleket Partisi'nde de az önceki anlattığım soru işaretleri vardı. Ancak bu soru işaretlerinin hepsi ortadan kalktı ve ben bu insanların birçoğunun Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle Memleket Partisi'ne gidip milletvekilliğinde Memleket Partisi'ne oy vereceğini düşünüyorum açıkçası. Yani ve bugün de söylediğim gibi sana tekrardan yayının ortalarına doğru Ceren geldiği zaman dedim ki bak dedim provokatif hesaplar gelip biz oy kullanmıyoruz tarzı görüşler belirtebilir. Keza belirttiler, belirtmiş. Yani biz de ikna etmeye çalışıyoruz Ceren'le. Çünkü bin, yani 2000-3000 kişi dinliyor. Onu ikna etmemiz oradaki dinleyen insanlar için de çok önemli. Sonuçta oyun boşa gitmesi, az önce de söylediğim gibi mevcut hükümetin devam etmesini kabul etmemiz anlamına geliyor. O yüzden sen de buradayken bunu uzun uzun anlattım. Umarım dinleyen tüm Memleket Partili arkadaşlar, tüm genç arkadaşlar boş oy atmamak gerektiğini veya geçersiz oy atmamak gerektiğini gerçekten anlamışlardır. Erlik çok sağ ol ya, geldin. Ya ben Serkan şeyi de doğru bulmuyorum ya birlikte. Ya işte bakın şu önemli, şöyle yapın böyle. Birçok kişi farkında. Daha çok neyden dolayı, tabii onun şey için diyorum. Bunu oy almak isten parti, bu benim işim değil yani. Onların kalkıp da şey yapması gerekiyor. Araştırma yapıp da ya bunların, bu insanların derdini, eğilimlerini, nasıl buralardan oy alınır, nasıl propaganda, nasıl bir söylem geliştirilir, nasıl anlaşılır. Onların işi. Keşke bu bir ay evvel yapılsaydı da son hafta bırakıp şey baskısı yapıp vicdan baskısı yapılmasaydı millete. Ya ben dün gençlerle oturdum, konuştum. Erdik inanır mısın? Ya bak şunu söyleyeyim sana. Abicim bak oturduğum semtte hiçbir parti milletvekili adaylarını getirip göstermemiş liste olarak. Gençlere sordum. Dün oturdum böyle bir mekanda. 6 tane, 7 tane işte kız erkek oturuyorlar beraber. Siyaset konuşuyorlar. Kardeşim şimdi. Senin üzerinden şu an Millet İttifakı propagandası yapılıyor. Abi dur ne oldu yani? Ne oldu? Ya Erlik ben de az önce... Girdim, Serkan davet etti, şey konuşuyor yani neyin propagandası, millet diyor ki kafayı yedi yani, seçime doğru hakikaten delirdi millet, çıldırdı.
Vallahi diyorum Ya bak, umarım. ben sana bir şey söyleyeyim. Ben 500 takipçili bir sayfayım. Hani takipçi umurumda değil de şunun için söylüyorum. Yani insanların gözünün önünde olmayan biriyim. Ve ben dün gece kız arkadaşımı sinirlendiğim için Twitter kapatacağımı söyledim. Adam bana gelmiş burada diyor ki laga luga yapma, sen önce sözünü tut, hesabını kapat. Yani Muharrem İnce adaylıktan çekilirse milletvekilinden çekileceğini söyleyenler de vardı. Belki onlar da sözlerini tutar. Şey diyordum ben. Tüm partiler milletvekillerini tanıtmamışlar ve gençlere şey sordum Erlik. Ya dedim siz hani ilk hangi partiye oy vereceklerini sordum. Hepsi saydı ben şu partiye vereceğim, ben bu partiye vereceğim. Milletvekilliğinde de aynı vereceğim. Peki dedim ya milletvekillerine baktınız mı? Abi hiçbirisi bakmamış, inanır mısın? Hiçbirisi bakmamış. Ve Ya bu kime yeni oy verecekleri? Serkan, bu yeni bir şey değil ki hep. Kim ne Ya zaman yeni bir şey değil. Yeni bir şey şey. değil. Ben buna çok kızıyorum ama bunu gençlere anlatmamız lazım. Yani kardeşim ya seni gerçekten temsil edecek milletvekillerine bir bak. Kim tahsiline, nereden mezun olmuş? Yani kemik kemik oyu yüksek olan partiler zaten bunu hiç önemsemiyor. Diyor ki zaten diyor bana verecek olan verir. Yani hatta araya başka başka isimler de serpiştiriyor o partinin görüşünde olmayan. Başka isimler serpiştiriyor araya o partinin görüşünde olmayan. Ne de olsa kardeşim bana oy veren verir. Ama ben oy oranı düşük olan partilerin kaliteli olan milletvekillerini öne çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu çok büyük bir eksiklik. Ya bizim gençlerin veya bizim insanımızın zaten milletvekillerine bakmaması büyük bir eksiklik. Partilerin bunu anlatmaması da büyük bir eksiklik. Ya ben açıkçası bunu dün duyunca şaşırdım. Çünkü ben gençlerin daha fazla araştırdığını düşünüyorum. Evet, gerçekten de yani sahte memleket partili hesaplar var arkadaşlar. Ben bir memleket partili ya da herhangi bir partili değilim. Bunu açık ve net söylüyorum. Benim profil fotoğrafım da bunu gösterdiğini düşünüyorum. Sabit tweetimde de bunu aylar öncesinde Kılıçdaroğlu aday olmasın yazacağım diyerek her gün bir kere belirttim. Lütfen kendi partiniz için, kendi partiniz için bunu yapın ve sahte hesaplara dikkat edin. Yani kimin ne söylediğini de beyin süzgecinizden geçirerek karşılık verin. Bunu söylemek istedim. Kusura bakmayın, böldüm. Erkan, var mı abi başka şey yapacağım bir konu? Garanti gitti yemek yemeye falan. Yok yok, burada. Ya ben yavaştan kapatalım diyorum. Ben de öyle diyeceğim. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun Erlik. Ayağına sağlık. Siz bakma, ben fazla 20 dakika falan girebildim bence. Yok Ama yok estağfurullah. Ne demek? bir şey Ne vardı bu. demek? Yarın cuma işler güçler önemli bir seçim geliyor. Seni dinlemekte herkesi mutlu ettiğini düşünüyorum şu süreçte. Şu operasyonlarda özellikle. Eyvallah canımsın da büyük ihtimalle bunun iktidar tarafı buradan yeni bir şey çıkarır. Yeni bir mevzu çıkarır yani. Muharrem İnce yapılan FETÖ kumpası falan diye. Özellikle bazı Var arkadaşlar. bugün tam söylediğin minimalle okudun da mı söyledin tahmin mi ettin? Çünkü aynısını okudum bir iki yerde. Ya birkaç şey tahmin edebiliyorum artık. Yani bazı şeyler şema gibi işlediği için. Orada ben şey demiştim arkadaşlarım Muharrem İnce konusunda. Özellikle işte CHP'li genç arkadaşları hani bu hesaplara dikkat edin, şunu şunu retweet ederken işte abi troll yapıyoruz, abi şaka yapıyoruz, o iş öyle olmuyor işte. Sonra sizi bir fişlerler, işte FETÖ'cüler yayıyor, bunlar servis ediyor diye. Organizasyon şemasına girersiniz, başınıza bu yaşta bela alırsınız diye. Ama işte hadi hayırlısı. Herkesi dinlediği için teşekkür ediyorum. Tezcan, Ceren, Erlik İsim verme demedik mi Bahattin? ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Sevgiler arkadaşlar, iyi akşamlar herkese.